Krokjørn, yerel seçimde Köln'ün her tarafını ırkçı plaketlerle donatarak oy toplamaya çalışmıştı. Streicher gözünü Cumhurbaşkanlığına dikti. Avustralyalı ırkçı lider Nisan ayında yapılacak seçimlerde Fischer'e karşı yarışabileceğini açıkladı. Avusturyalı ırkçı liderin gözü Cumhurbaşkanlığında. Aşırı sağcı Özgürlükler Partisi'nin lideri Heinz Christian Strache, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabileceğini açıkladı. Strache, Cumhurbaşkanlığı için tek aday olan ve bu görevi halen yürüten Heinz Fischer'in karşısına aday çıkmaması üzerine böyle bir karar aldığını duyurdu. Parti içinde yaptırdığı ankette adaylığına karşı çıkanların %20 oranında kaldığını söyleyen ırkçı lider, parti tabanının kendisini cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini belirtti. Strache, Avusturya Halk Partisi ÖVP'den de destek istedi. Avusturyalı diğer bir ırkçı lider Jörg Haider'in bir trafik kazasında ölmesiyle sağcılar tek çatı altında toplanmaya başlamış, Haider'in Gelecek İçin Birlikte Hareket Partisi'nden 4 milletvekili FPÖ'ye geçmişti. Eğer beklendiği gibi tam birleşme gerçekleşirse 183 üyeli mecliste aşırı sağcıların sandalye sayısı 35'e yükselecek. Uzmanlar bu durumun Cumhurbaşkanı Fischer'in karşısında tek aday olan Strache'nin şansını arttırdığı görüşünde birleşiyor. Strache, sonbaharda yapılacak Viyana Eyalet Başkanlığı ve Viyana Belediye Başkanlıklarına aday olduğunu da daha önceden açıklamıştı. Almanya'da kısa mesai yolsuzluğu, Fransa domuz gribi aşılarını satıyor. Sırada